Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, şu anda Ege Üniversitesi'ndeyiz. Bu videomuzda sizlere çöpten topladıkları malzemelerle elektrikli araba üreten Türk mühendislerin hikayesini anlatacağız. Hemen sol tarafımda Doğukan var. Merhaba arkadaşlar. Hemen yanımda Kemal var. Merhabalar. Kemal'in yanındaki arkadaşının adı da Pınar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Kemal, ilk olarak senden başlayalım. Bildiğim kadarıyla iki tane araç var. Bir tanesini siz çöpten, inşaatlardan malzemesini toplayıp yaptınız ve güneş enerjili bir elektromobildi. Sonra da hemen yanımdaki aracın hikayesine geçeceğiz. Önce bir senden onu dinleyelim. 2013 senesindeydi. 25 kişi bir araya gelerek bir elektrikli araç yapmak üzere yola çıktık. Yola çıktığımızda elimizde toplamda 5000 TL bütçemiz vardı. Bu 5000 TL bütçeyle hem araba yapmak hem de nakliyeyle yarış alanına götürmemiz gerekiyordu. Süreç ilerledikçe hiçbir sponsor bulamadık ve böyle olunca ekibimiz 25 kişiden 13 kişiye düştü. Daha sonra 7 kişiye düştü ve daha sonra tek kişi artı dışarıdan 2 takviye ile 1+2 olarak projeyi tamamlamak durumunda kaldık. Tabi paramız olmayınca 4000-5000 lirayla bir elektrikli arabayı imal etmek kolay bir işlem değil. Olabildiğince sıfır maliyetle yapmamız gerekiyordu. İnşaatlardan XPS denilen köpükler, yalıtım köpükleri, strafor köpüklerini topladık. Elektrikli bisikletten elektrikli motorunu söktük. Daha sonra elektrikli motorun içerisinde sensörleri değiştirerek risk aldık, yanma ihtimalini arttırdık. Fakat bizim arabamızı ittirebilecek bir motoru ortaya çıkarttık. Bunları yaptıktan sonra arabamız yürür bir formata geldi. İskeletimizi kurduk, motorunu yerleştirdik içerisinde. Fakat bunları yapabilmek için üniversitenin içerisinde bir yerimiz yoktu bizim. Sanayide bir tanıdığımızın, dostumuzun dükkanının önünde yapıyorduk. Ve aracımız da 5 metre uzunluğundaydı. Dükkanın içine sokamıyoruz arabayı. Gecede sanayiye hırsızlar geliyor, arabayı çalabilirler, bir şey yapar. Biz de sürekli başına duramıyoruz orada arabanın. Şöyle bir yöntem geliştirdik. Arabayı en azından yürüyebilecek hale getirdik. Üzerine motorunu taktık ve araba akülerini bağladık üzerine. Bu sayede arabayı sabahtan akşama kadar sahnede çalıştırıyorduk. Gece de arabayı süre süre üniversitenin güvenli bölgesine çekiyorduk. Orada güvenliğe teslim ediyorduk. Daha sonra arabamızı kullanmak için koltuğa ihtiyacımız vardı. Bir yarış koltuğu aradık. Fakat yarış koltuğu bulamadık, sponsorlar aradık, en son yerel yönetimlere ulaştık. Bize dedik koltuk gönderebilir misiniz diye. Oradan da elimize bu koltuklar geldi. Biz de onları keserek, biçerek, farklı koltuklara entegre ederek aracımızı içerisine yerleştirdik. İşimizi görecek formata getirmiş olduk. Sonra ne oldu? Ya nasıl gittiniz bir de yarış alanına? Yarış alanına çadıra kapattık arkadaşlarımızla birlikte. Üzerinde hala biz güneş enerjisi panellerini takıyoruz. Normalde güneş enerjisi araçların üzerinde esneyebilen pahalı güneş panelleri kullanılır. Fakat bizim paramız yok zaten. Öyle bir şey alma şansımız yok. Standart evlerin çatısında, tarlalarda kullanılan güneş enerjisi panellerini aldık. Daha sonra yarışa girmeden önce test sürüşleri oldu. Arabaları bir test ediyoruz. Test ederken araba gitmeye devam ediyordu. Şoför arkadaşımız tam tespit edemediğinden dolayı gaza yüklenmeye devam etti ve motorumuz yandı orada. Zaten elektrikli bisiklet motoru kullanmıştık. Yanınca yarışa katılamamış olduk. Arabamız gidemez hale gelmiş. Sonrasında bizim hikayemiz henüz bitmedi orada. Çünkü elimizdeki bütün parayı nakliye dahil harcamışız. Orada kaldık. Arabamız da kaza yaptı. Nasıl döneceğiz? Yemek yiyecek paramız yok. Üç arkadaş birbirimize bakıyoruz orada. Ne yapsak dedik. Arabaya baktık. Dedik biz bu arabayı nasıl paraya çevirebiliriz? Girişim ruhumuz devreye girdi ve arabayı orada parçaladık. Parçalarını işte arabanın yan tarafına koyduk. Hurdacıyı sardık. Abi dedik elimizde böyle parçalar var, bunları alır mısın? Sağ olsun da 70 lira gibi para verdik. Teşekkür ediyoruz kendisine buradan. O hurdacıya sattık o 70 lirayla. Kendimiz oradan simit poğaça aldık ve yol parası haline çevirdik. Kemal, sanırım şu an elektrikli motordan çıkarmış olduğunuz motora bakıyoruz. Ben istiyorum ki biraz takipçilerimize bu motorun çalışma prensibinden bahsedelim. Şimdi söz sende. Tabii ki bahsedelim. Bu bizim ilk güneş arabasında kullandığımız, elektrikli bisikletten çıkarttığımız elektrik motoru. Bu hub motor diye geçiyor. Yani milini bağladığınız zaman elektrik akımı girdiğinde dışı dönmeye başlıyor bunun. Yani DC motor olmasına rağmen bir AC motor gibi çalışmakta. İşte 3 ya da 4 kutuplu olabiliyor. O kutuplara belli sıralar elektrik verdiğinizde motor çalışmaya başlıyor. Peki o zaman artık Pınar, biraz da seninle konuşalım istiyorum. Bu ikinci arabamız şu an burada gördüğümüz. Aynı süreçleri bize ikinci araba içinde paylaşabilir misin? İkinci arabamızda ekibimiz daha kalabalıktı. 50 kişilik İzmir'deki bütün üniversite öğrencilerinin olduğu bir ekiple başladık. Sonra 35'e, 15'e düştü ve en sonunda da 5 kişi tamamlayabildik. Başta 30.000 TL desteğimiz vardı ve 2 de büyük sponsorumuz vardı. Üniversite bize bir yer verdi. Verilen yerin inşaat kısmını kazma kürekle biz tamamladık. Elektrik tesisatı gerekli düzenlemeleri yaparak atölye haline getirdik. Ülkedeki siyasal olaylar sebebiyle sponsorlar geri çekildi. Biz de zor durumda kaldık. Elimizdeki 30.000 ile bu tasarımı tamamlamak da mümkün değildi. Son bir ay kala daha ucuz bir tasarıma başladık. Uçak geometrisinden esinlenerek bir iskelet ortaya çıkardık. Yetişmediği için yarış alanında imalata devam etmek zorunda kaldık. Bu aracımız 3 kW elektrikli motor ve 3 kW lityum iyon batarya bulunuyor. Maksimum 80 km hıza ulaşan ve 120 km menzilli bir araç yaptık. O dönem için başarı kriterimiz aracımızı tek parça halinde geri getirebilmekti ve biz bunu başardık. Tüm bu süreçleri atlattınız, aslında bir arkadaş çevresiydiniz, sonra bir şirket kurdunuz, adını da Voltürk koydunuz.
Nasıl oldu peki? Üniversitenin son sınıfına gelmiştik hepimiz ve Sanayi Bakanlığı'nın teknogirişim desteğine başvurduk. Baktılar geçmişte yaptıklarımıza. Siz bu iki arabayı yaptıysanız bu işte hakikaten yaparsınız diyerek bize yüksek miktarda destek verdiler. Teknokent'in içerisinde şirketimizi kurduk. Daha sonra faaliyetlerimize başladık. Şimdi Doğukan, biraz da sana gelelim. Artık Voltürk şirketi olarak neler yapıyorsunuz? Bu süreçleri geçtiniz, badireleri atlattınız, başardınız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şu an aslında iki koldayız diyebilirim. Biri 3D printer, yani 3 boyutlu yazılar. Diğeri de sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojisi. 3D printer teknolojisiyle Endüstri 4.0 teknolojisini birleştirmeye çalışıyoruz. İnternetin 90'lı yıllarda dünyamıza sağladığı gibi sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik de dünyayı sağlayabileceğine inanıyoruz. Ben şimdi size son bir şey söylemenizi rica edeceğim. Bu işlere meraklı olan, hevesli olan genç dostlarımıza ya da bu işlere başlayan üniversite öğrencisi, mühendis arkadaşlarımıza ne önerirsiniz? Pınar, seninle başlayalım. Mühendislik alanında devamlı erkekler var. Ben daha çok kızların da aktif olmasını istiyorum. Haydi kızlar mühendisliğe. Türk mühendisleri olarak bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Kötü de olsa kendimiz bir şeyler üreterek onları geliştirmeye çalışmak gelecekte de bizim için çok daha faydalı ve yararlı olacaktır. Burada karşılaştığınız ve aştığınız zorluklar size çok kalıcı tecrübeler olarak geri dönecektir. Asla yılmayın. Artık veda edelim dostlarımıza. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve genel olarak bu işlerle ilgili görüşlerinizi yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın. Başka bir Web Tekno içeriğinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar, her iki yanımızda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca şurada da abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz. Hoşça kalın arkadaşlar.